Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, hepinizin öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun. Gerçekten bayağı yoruldum. Birkaç günde videolarımız gecikti. Zaten bu yoğunluktan kaynaklı gecikti. Şu anda da gerçekten bayağı yoruldum. Hemen videoyu çekip gideceğim. Temizlik vesaire kaldı yani. Harbiden ne zaman yapacağım bilmiyorum, ne zaman sığdıracağım. Bayağı bir sıkıştı zamanımız. Bakalım hayırlısı. Bugün gerçekten güzel haberlerim var ama bunlar ne yapıyorlar? Oha, hallere bak. Köşede sıkıştırmış kızı. Şöyle bir küçültelim. Evet, anca kendine geldi. Şimdi arkadaşlar bunların yavrularını falan göstereceğim. Beklediğim renklerin çok daha dışında çıktı. Onun da hemen bilgisini vereceğim ama şu saati bir göstermek istiyorum. Öncelikle bu saatin tasarımı, fikri vesaire hani bana ait değil, onu söyleyeyim. Kesinlikle öyle emek hırsızlığı vesaire asla yapmam. Dediğim gibi hani bunun tasarımı da fikri de bana ait değil. Aman ben bir kuş çizeyim o saat olsun falan diye düşünmedim arkadaşlar. Bunu farklı biri düşünmüş. Ben Facebook'ta ana sayfada gördüm ama inanın kim olduğunu vesaire hatırlamıyorum. Hani hatırlasam ismini söyleyeceğim ama hatırlamıyorum. Sadece fotoğrafını kaydetmiştim galeriye. Yani o günden beri duruyordu. Ancak hani bu zamana yapmak nasip oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizdim. Arkasına mekanizmayı yerleştirdim. Komple bana ait. Hani şu andaki gördüğünüz şu saatin yapımı bana ait. Zaten tahminimce diğer hani bu tasarımın sahibi bunu ilk yapan kişinin kullandığı malzemeyle benimki zaten bambaşka muhtemelen. Tahminimce. Çünkü o kontrplak yanlış hatırlamıyorsam. Ben mukavva artı maket kartonu kullandım. Yani baya baya farklı malzemelerimiz. Ama kesinlikle hani bu videoyu vesaire izliyorsa hakkını helal etsin. Çok çok beğendiğim bir tasarım. Eline koluna sağlık. Biz de böyle bu şekilde bir yan sanayisini yapalım dedik. Yani en azından kuşların odasına bir saat almayı düşünüyorum. Hani videoyu vesaire çektiğim saatte gösteririm. En azından siz de görürsünüz. Ya da kuşların ne zaman ışıklarını kapatacağımı vesaire. Hani telefonu bazen yanımda getirmiyorum. Bu katta da saat yok yani. Bu katı kullanmıyoruz diye. O şekilde arkadaşlar hani en azından burada bir tane olsun istiyordum. Böyle oldu. Zaten kuş da bana ait değil. Hani benim kuşum değil. Benim öyle bir kuşum yok. Öyle arkadaşlar. Durumlar böyle. Şimdi daldarlara gelecek olsak bunlar kurudu. Artık bunları poşete alacağım. İnsülin iğnesi aldım. Küçük yavrular çıktığında hani bazen damla olarak hani dozunu vesaire ayarlamak amacıyla hani normal diğer enjektörde biraz zor oluyor. Çünkü hani boyutu biraz daha fazla. O 5 cc, bu 1 cc insülin enjektörü. Eczanelere gidip insülin enjektörü rica ederek alabilirsiniz. Yani ben yavrularda doz ayarlamasında bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hani eğer bir tecrübeniz vesaire yoksa ben de zorlanmamak açısından gittim bunu aldım. Hani bazen D3 olsun, ne bileyim bir kontil olsun, çok şüpheli gördüğüm yavrulara damla usulü veriyorum abartmamak kaydıyla. Çünkü biliyorsunuz etkilerini geçenki videolarımda anlatmıştım. Hani kötü sonuçlara yol açmamak amacıyla bu şekilde bir enjektör aldım. Bir de arkadaşlar maşrapa aldım. Şimdi bunlardan güzel haberler falan da var. Hepsine geleceğim. Bayağı bir olaylarımız var. Yulaf da verdim kuşlara az önce. Şöyle göstereyim. Bir tane maşrapa aldım, ölçekli maşrapa. Yani ben her zaman bir maşrapada hani acaba kaç litre su oldu vesaire diye düşünüyordum. Ölçerek yapmaktan da artık gına gelmişti. Böyle ölçekli bir tane maşrapa aldım. İyi de oldu açık söylemek gerekirse. Bakın 1 litre 10 tane suluk yani. 10 tane suluğumu alıyor. Her biri bakın şurası 19.8 diye gösterilen kısımlar her biri 100 cc. Burada işte 1 litre gördüğünüz gibi. İsterseniz full doldurun 1 litre olsun ya da ben suluk sayısına göre mesela atıyorum doldurduğumda gördüğünüz. Yani bu desilitre olarak geçiyor normalde de ben suluk sayısı olarak kendime belirledim. Çünkü hemen hemen aynı. Böyle gördüğünüz gibi ölçüleri var işte yabancı ölçüler normal kendi şeyleri. Kaç kap olduğunu söylüyor. Şekerde, unda vesaire ölçüleri falan da gösteriyor gördüğünüz gibi. Yani gayet çok amaçlı. Bu da suda litre olarak, desilitre olarak suda arkadaşlar ayarlamışlar. Şöyle göstereyim titizin. Yani normal titiz malzemelerini satan zaten bayağı bir yer vardır. Hani gidip alabilirsiniz bundan. Ben beğendim. Bir de arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Sultan yumurtasıyla şu bulutun boş yumurtası. Harbiden farkı görüyorsunuz değil mi? Bunu kırmışlar. Şimdi sultanlardan güzel haberin dışında bakın. Dengesini sağlayamıyor görüyor musunuz? Kendisini bırakıyor bakın. Dokunuyorum. Bu neden kaynak? Onu da söyleyeyim. Bunun içine yavru ölmüş arkadaşlar. Bir tarafa ağırlık yapıyor kurumuş içinde. Yani yavrunun öldüğünden kaynaklı değil. Yumurta genelde içindeki sarısı kuruduğunda böyle oluyor. Bunu kırmışlar. Zaten ben de çok da ümitli değilim. Bakın şurayı kırmışlar. Görüyor musunuz? İçine göçmüş. Ha, yavru çıkar mıydı belki ama içinde ölmüştü zaten belli. Kabuğu da çok inceydi. Ben boş diye bakıyordum buna boş gözüyle.
Ama doluymuş. En azından hani öldüğünden kaynaklı olarak biraz daha olsun içim rahat. Bu da Bulut'un ilk yumurtası. Bu da boş. Farkı da bunlar. Şimdi bunu da bir kenara bırakalım. Bir de arkadaşlar şu kovayı ben aşağıdan aldım. Getirdim. Yani eski bir kova zaten belli. Buna ben yem koyacağım güzelce temizledikten sonra. Bu aşağıdan buldum, getirdim. Arkalardan bir yerlerden. Evet. Ya yetmezse bu yaklaşık bir 20 kilo falan alır diye tahmin ediyorum. Hani çünkü şu ufak olanı, yani temizlik şeylerinden ufak olanı bir 10 kilo alıyorsa bu da bir yaklaşık dediğim gibi 20 kilo alır. Belki de daha fazla, 25 kilo da olabilir. Bunun az daha büyükleri 10-12 lira bir şey. Yani dediğim gibi alır ya. Hani en kötü gider bir tane daha alırız. Getiririz buraya. Onu kullanırız. Yani ikisini beraber kullanırız. Benim de işime gelir. Yani benim işimi görecek kovalardan biri. Eğer hani bu şekilde kuş bakıyorsanız bu kovalar cidden hem ekonomik hem de bayağı bir malzeme alıyor içine. Mesela şuraya kadar şey koyup neydi onun adı? Yem koyup üstüne daldarı koyan da var. Daldarıyı da o şekilde muhafaza eden de var. Ama ben şöyle yaparım. Eğer ki muhtemelen de yem yetmeyecektir. Gider bundan alırım bir tane daha. İki tane bundan olur. Bir tane de şuna da daldarıları doldururum. O şekilde kullanırım. Altına normal yem, üstüne daldarı diye. Öyle bir düşüncem oldu açık söylemek gerekirse. Şimdi dişlerimizi gösterelim, sonra sultanlarımıza dönelim. Rainbow'un durumu gayet iyi. Tüyden çıkıyor şu anda. Yani ağır tüyün yavaştan atlatıyor. Lütfen ODF'miz de öyle. Güneş. Onun dışındakilerden Sultan yine ağır tüyünü atlatıyor. Şu avda çok fazla belli olmasa da boyunlarında vesaire tüy kapsülleri bayağı bir fışkırmış. O konuda da hani bunun tüyü biraz hafif diyebilirim diğerlerine göre. Onun dışına bakın. Yulaf verdim. Kafesin kirliliğine lütfen bakmayın çünkü sıfır zaman. Harbiden yetiştiremiyorum. Temizliğe bir başlasam akşama kadar sürecek. Buna eminim. Çünkü bayağı bir kirletmişler ortalığı. Şu kağıtlardan falan da almam iyi oldu. Biraz daha sipariş edeceğim onlardan. Şu bayram bir geçsin de. Hayırlısıyla. Şöyle göstereyim. Evet. Dişlerimiz gayet güzel Allah'a şükür. Sezona inşallah hazır olacaklar. Evet, sultanlarımızdan güzel haber. Şu camı bir kapatayım arkadaşlar. Bangır bangır müzik açtılar dışarıdan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim komşunun iş güzarlıkları. Salak saçma akşamları bangır bangır müzik açıyor. Kendine Müslüman. Neyse. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bunlardan haberler güzel. Allah'a şükür. Yulaflarını da verdim. Bunun stresini nasıl aldım? Yani kızgınlığını vesaire. Banyo artı daldarıyla. Şu daldarı bayağıdır duruyor burada. Diğer daldarları mesela verip alıyordum ama bunu mesela buraya taktım. Daha yeni çıkartıyorum. Onu öyle almayı bırakmıştım orada. Ellememiştim hiç. Evet. Güzel güzel yulafını yiyor. Oğlumuz bayağı bir kızgınlığa gitti. Sakinleşti. Yumurtaları da doldurdu. Yumurtalarımız dolu Allah'a şükür. 4 tane yumurtası var şu an. Yani toplamda. 3 tane de yuva da var birini kırdığı için. Güzel güzel şu anda dişisine müsaade ediyor Allah'a şükür. Yani normalde bunlar dediğim gibi böyle değillerdi. Kızgınlıktan yapıyordu, belliydi. Şimdi biraz biraz olsun sakinleşti. Yani bayağı bir bizi yordu. Yaklaşık bir hafta kadar yumurtlamadan öncesi de dahil. Dişi eziyet etse de şu anda çok şükür toparladı. Burada da güzel bir haber verecektim fakat şöyle bir durum oldu maalesef ki. Dişi yuvaya girdiğini gördükten sonra fark ettim popo tüyleri bayağı uzamış. Yani o şekilde çiftleşseler dahi yumurtalar komple boş çıkacaktı. Belliydi yani bayağı uzamıştı popo tüyleri. Ben geçen şeyde kesmedim çünkü yani o kadar da uzun değildi. Engel olacak kadar uzun değildi. Bu sefer uzamış. Hani ben hemen çiftleşirler vesaire diye düşünmüştüm ilkten. Ona göre kesmemiştim. Ama maalesef bizi yanılttı. Bayağı bir tüyler uzadığı için kesmek zorunda kaldım. Ondan dolayı azıcık soğudu yuvadan ama önemli değil. Hani biraz geciktirir. Yine aynı şekilde olur. Problem değil. Bunlardan hani yana sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dişlerimizi zaten gösterdik. Diğer şeylerimizi gösterdik. Buraya geçelim. Şu ne yapıyor ya? Bütün kağıtları falan indirmiş aşağı. 3-5 gün kontrol etmedik. Şimdi sulukları falan da değiştireceğim arkadaşlar. Daha bu sabah verdim. Komple kirletmişler. Bitirenler var mesela bunlar. Bakın dişi şu anda erkekten yem istiyor. Şunu da güzel haberini vereyim arkadaşlar. Buradaki yavrularımız hiç beklediğimiz gibi değil. Hemen şurayı bir alıp geçelim. Lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Bunlar böyle tembel tenekeler. Daha dün ben bu yuvayı temizledim yahu evladım. Ya bunlar nasıl bu kadar kirletiyor anlamıyorum ki. Şimdi arkadaşlar yavruların bence vasıfları hiç de fena gelmeyecek. Neden söylüyorum bunu? Çünkü yani kanat yapıları olsun, şu gelen sakal yapısı olsun. Yani hiç de fena değil açık söylemek gerekirse. Normal bir jumbo boyutunda belki biraz daha vasıflısı, bir tık daha vasıflısı gelebilir, belli olmaz. İkisi de erkek bu arada. Şunu satmayı düşünüyorum.
sağlıcakla yeme düşürebilirsek. Erkek zaten açık net belli ediyor. Şöyle göstereyim gagasını. Yani bu kesin erkek. Diğeri de öyle. Garantisini veriyorum bunu. %100 garantisini veriyorum. Şu anda bu %90 opal yeşil ya da klasik yeşil. Yani opaldir muhtemelen. Bu da arkadaşlar söylüyorum bomba rengini. Mavi demiştik değil mi? Videoları takip eden arkadaşlar bilir. Arkadaşlar bu mavi falan değil. Bildiğiniz gri. Gri geliyor bu kuş. Ve ben bunu kendime ayıracağım. Açık net. Yavru 10 numara. Çok hoşuma gitti. Bayağı bir oynuyoruz bunlarla akşamları falan ama şu yuvanın hali hiç hoşuma gitmedi. Yani bir günde bu kadar nasıl kirletebiliyorlar inanın bilmiyorum ya. Bir günlük ya bu. Bildiğiniz bir günlük. Anne de mi bu şekilde dışkılıyor ne yapıyor bilmiyorum. İki tane yavru bir de yani. Çok fazla da değil. Neyse anne demek ki bayağı fazla besliyor. Bir de annenin çok fazla su bastığına şahit oldum. Havadan ziyade su basıyormuş arkadaşlar. O yüzden suyu falan da hızlı bitiyor. Demek ki direkt buradan güneş vuruyor ya ondan kaynaklı. Neyse önemli değil. Şimdi onların yuvalarını falan da temizleriz. Ondan sonra gideriz. Arkadaşlar bakın yuvaları ihmal etmiyorum. Sadece odanın mesela yerlere döktükleri tüyler odanın temizliğine çok fazla dikkat edemedim bu sıralar. Ama onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Fallo'umuz gayet iyi tüyden çıkıyor. Buna inancım tam. Tek sıkıntısı şu. Yanına dişi attığımızda problemi şu ki arkadaşlar dişiye değil de havaya böyle çiftleşme kuru yapıyor. Dişiye kafasını döndürüyor ve sırtını dönüyor. Çiftleşme kurunu yapıyor. Ondan sonra gidiyor tekrar dişiyle kurulaşıyor. Tek problemi bu. Bunu da kabul edecek tek dişi yine kendisi dişisi. Oraya da geleceğiz. Göstereceğim hepsini. Bayağı bir uzun olacak bu videomuz. Çünkü atmadık birkaç gündür. Evet. Benim göbekli yarim burada. Tosunum. Bu İngiliz kırmızı arkadaşlar tüye girdi bayağı bir hayvan zayıfladı. Şimdi bunu yulaf takviyesi olsun normal yemi olsun bayağı bir maması vesaire olsun takviyeliyoruz. Allah'a şükür hani bu da toparlamaya başladı. Tüye girdi ama bayağı ağır tüye girdi yani öyle böyle değil yerler full bunun tüyü. Bu da toparladığında bakayım yuvaya girmiş mi hiç. Bir kez girmiş sanki. Şuna bir bakalım fallo girmiş mi. Bu girmiştir. Bunu ben biliyorum ama bakın. Girmiş. Bu girmemiş. Bu arada şu duvardakiler falan hep bit tozu. Bit gelmesin diye. Yani öyle şey değil. Herhangi zararlı bir şey değil. Papağanımıza gelelim. Bu yerleri bildiğiniz mahvetti. Bu arada arkadaşlar benim aklımda hani şöyle söyleyeyim. Yeni sezon için bir tane VF veya da albino takım var. Yani albino'ya pek gücüm yeteceğini zannetmiyorum. Yani geçen günlerde bir tane takım sordum. Üretimi bırakan birine. Yani 1500 lira dediler. Yani gerçekten çok fazla. Hani benim bütçem aşıyor. Yani yavrulu yumurtalı normaldir. Ama dediğim gibi hani benim şu anda net kaydırabileceğim bir takım var. Şu yumurtalılar dışında. Sen ne yapıyorsun eşek? Sen ne yapıyorsun? Sana güzel bir erkek alacağız. Ötüşleri falan belli etti artık arkadaşlar. Güzel güzel. Tek tip ötüşlerine devam ediyor. Yani şu anda gerçi tam belli etmez ama ne olur ne olmaz. Yani ben şey yapmak istemiyorum ama %90 dişi yani bu. Davranışları falan onu gösteriyor. İnşallah güzel bir VF erkek ayarlayabiliriz buna. Ya benim en problem yaşadığım konulardan biri muhabbette de ilk başlarda onu yaşadım. Yani sağlam güzelinden bir erkek ya da dişi bulamamak harbiden problem. Hani kimse de öyle sağlam kuşunu satmaz zaten bunu ben size söylemiştim. Şimdi Rainbow'a gelelim. Rainbow'umuz arkadaşlar tüye girdi. Yani Allah'tan ki şimdi girdi. Hele ki Ağustos'un sonuna girseydi yanmıştık. Dişisi de muhtemelen yetişecek arkadaşlar. Bununkinden çok ağır olduğunu düşünmüyorum ama inşallah beni yanıltmaz. İnşallah da çok ağır bir tüy değildir. Şu anda alıp kontrol etmedim elime. Eğer gerçekten sezon sonuna yani şöyle diyeyim. Sezon başına pardon. Eylül başına yetişirse Ağustos sonu Eylül başı harbiden muhteşem olacak. Gerçekten muhteşem olacak. Yine aynı şekilde diğerlerinde de öyle. Bu da mesela. Gizli inoyu buna atacağım. Şöyle göstereyim. Gizli ino buna atılacak arkadaşlar. Onun dışında bakın. Buna kendi deli dişisi atılacak. Buna kendi eşini atacağım. Ama ne zaman? Bulut'un yavruları çıktığı zaman. Şöyle bir gelelim bakın Bulut dişisini besliyor. Bulut bugün elimle çiftleşti. Gerçekten çok garip davranışları var bu kuşun. Bir saniye şuraya bir geçelim. Koyalım. Şu yumurtaları yazdım. Kalemi de sormuşsunuz. Bu mikronun kalemi. Bir de arka tarafta bunun ince uçlusu var arkadaşlar. Bu kalın uçlu. Ben bunu çok fazla beğenemedim. Çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum bu kalemin. Diğeri daha kaliteli. Şimdi gösteririm onu da. Unutmazsam eğer. Şimdi. Gördüğünüz gibi Bulut burada. Gayet iyi ama şu duvarları bu kadar kirletmesine anlam veremiyorum. Sürekli telde uyuyor. Komple de duvarları bakın gördüğünüz gibi bu şekilde dışkılıyor.
Yani şu kafesten bir alabilirsek kuşu iyi olacak. Yani benim amacım şuydu aslında. Bulut'un yavrularını diğer kuşlara paylaştırmak. Böylece Bulut'u diğer kafeslere, tek kafese çekip bu kafesten çıkartmak, dişiyi de fallova atmaktı. Ama sağ olsun kuşlarımız suya girerekten bütün hayallerimizi suya düşürdüler. Şimdi şuradan bir gösterelim. Biliyorsunuz bir tane boş yumurtasını aldım. Toplam 7 tane yumurtladım aşağıda dişimiz. Full artı full hepsi de dolu. 6 tane dolu yumurtamız var. Bakayım. Dişi var ya aşırı yağlanmış arkadaşlar. Yavru beslerken inşallah bu yağı eritebilir. Karnı, poposu, yani şöyle diyeyim. Kursaktan başlayaraktan poposuna kadar, yani kanat altlarına kadar komple yağ. Şu an tüylerini düzeltti. Bilmiyorum fark edebildiniz mi ama derisi komple yağ olmuş. Yağlanmış hayvan. Yumurtayı yatmaktan oluyor genelde. Yani önemli değil. Çünkü yavruyu beslerken bunu eritecektir. Kuşa eğer yavru baktırmazsak da muhtemelen bu yağ vücudunda kalacaktır. Yani ya da bol bol uçurmamız gerekiyor. Salmaya almamız gerekiyor. Bence en mantıklısı yavrusuna bakması. Hem zaten tecrübeli bir dişi. Bulut da az bir şey tecrübeli en azından. Belki daha sonradan yavrular bir 15 günlük 20 günlük olduğunda anneyi ayırırım. Eşini atarım. Bulut da yavrularına tek başına bakar. Deneme usulüyle öğreniriz bakalım. Buraya gelelim. Şovumuz gayet iyi. Yani inşallah tüyde değilsindir. Bakmadım sana ama muhtemelen de değildir. Yulafını verdik. Duman aşırı tüyde. Şuradan hemen göstereyim. Sadece bir kısmı tüylerinin. Çünkü çoğu da yere döküldü. Komple yerler duman ve şu gizliğine demiş, pardon, örtülü spangle'nin tüyleri. Şu ışığı bir ayarlayalım. Aa, bakın yerler falan komple tüy. Hepsi de bu iki tane manyan tüyü. Arada bir paşanın da tüyleri var tabi. Şöyle bir gösterelim, netleyelim bir yüzüne. Yani çok da fazla tüye girdi gerçi belli olmuyor ama sonradan sonraya kendi bildiğiniz tipiyle patlak verecektir. Gizliğin diyorum ben bunu sürekli ya. Örtülü spanglemize ya. Şunlara da bir isim bulamadık arkadaşlar. Gerçekten şöyle güzel isim önerileriniz, kullanılmamış isimler varsa, ki benim eski kuşlarımda da sürekli kullandığım isimleri öneriyorsunuz. O yüzden koymayı pek tercih etmiyorum. Gerçi isim de kalmadı. Bütün kuşlara isim koyduk ama. Evet. Bunun da yüzü bayağı bir kapsül kapsül olmuş. Bunları da patlattıktan sonra güzelce eşe atma zamanı gelecektir. Paşamız da burada. Ya paşa tüyden bir çıkamadı ya. Ona bir şaşırdım. Niye böyle oldu? Yulaf falan veriyorum. Yani onun dışında normal bakımını yapıyorum. Maması, buğday çimlendirmesi vesaire hepsi tamam. Ama bir türlü bu adam tüyden çıkamadı. Hatta bakın arkadaşlar, yerdeki buğday çimlendirmelerini görüyor musunuz? Yani adam yiyor ama bir türlü tüyden çıkamıyor. Ne hikmettir anlamadım. Yuvaya falan da ben girdi. Evet, girmiş zaten. Birkaç kez de olsa girmiş. Yani ben girdi diye biliyordum zaten. Ama bunların altına şey yapacağım ya arkadaşlar. Kedi kumu koyduğuma pişman oldum. Bu kedi kumunu kaldıracağım. Normal kağıt sereceğim kirletince tamamen. Yani yeni sezonu ancak. Yeni sezonun ortasına falan ancak kedi kumu kullanmaya başlarım. Şu kalemi de göstereyim artık, videomu kapatayım. Harbiden bayağı uzun oldu, siz de şey yapmayın. Aa, bakın arkadaşlar, bu daha kalitelisi. Daha iyi yani. İlk aldığım kalem buydu. Eğer şey yaparsanız ince uçlusu bu da. Şu şekilde. Yumurtaları yazdığım kalem bu. Çıkmayan CD kalemi, asetat kalemi vesaire diye geçiyor bunlar. Ha bakın, dişi de yuvanın ağzına gidiyor ara ara. Benim ceklerim bugün bu kadar. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Unuttuysam da artık diğer videoya. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Özellikle şu jumbo yavrularımıza özel bir like istiyorum arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.